Merhaba arkadaşlar. Derslerimizi devam ediyoruz. Geçen dersimizde header alanımızın HTML kodunu yazmıştık. Şimdi HTML kodlarını yazmadan önce şu şekilde ilerleyeceğim ben projede. İşte bir bölümüne HTML kodunu yazdıktan sonra CSS kodları üzerine konuşacağız. Bu şekilde bir HTML, bir CSS şeklinde ilerleyeceğim. Hem böylelikle yazdığımız HTML bizim açımızdan aklımızdayken, yani HTML kodlarını nasıl oluşturduğumuzu biliyorken CSS kodlarını da yazacağız yanına. Tabii biz kendi projemizde ne dedik? Biz kendi projemizde SAS kullanacağız. Şimdi herhangi bir şekilde SAS kodları yazmadan önce en temel sorularımızı soralım kendimize. SAS nedir ve biz neden SAS kullanırız? Şimdi şöyle hemen geliyorum. Şu bizim projemizin bulunduğu yer. Şurada SAS sayfasını sastrelang.com'a açtığımızda. Şimdi SAS'ın şurada açıkçası temel verilen bir tanımı var. SAS diyor bir CSS ön işlemcisidir. Şimdi CSS ön işlemcisi ne demek? Hiçbir şey anlamadık. Şimdi en basit şekilde şu şekilde düşünebilirsiniz SAS'ı. CSS kodları üzerine bazı programsal avantajlar eklenmesiyle oluşturulan stil sayfaları kodlama şeklini arkadaşlar biz SAS diyoruz. SAS'ın kendisi, şuradan tekrar benim projemi açayım. Şimdi bizim buraya yazacağımız SAS kodları web tarayıcısı tarafından anlaşılmaz arkadaşlar. O nedenle biz ne yapıyoruz? Şurada görmüş olduğunuz gibi ilk derste eklediğimiz SAS compiler'ı çalıştırıyoruz. Bu SAS kodumuzu neyi çeviriyordu? Şurada görmüş olduğunuz CSS kodunu çeviriyordu ve tarayıcı o CSS kodlarını işliyordu bizim adımıza. Şimdi geldiğimiz zaman şu aşağıya gelelim. Burada SAS'ın yazım şekliyle CSS yazım şekli üzerine konuşacağız zaten. Şimdi SAS tanımını yaptıktan sonra gelelim ikinci temel sorumuza. Şimdi neden SAS kullanırız? Şimdi SAS tanımında ne dedim? Belirli programsal avantajlar. İşte burada da arkadaşlar SAS kullanımındaki o belirli avantajlar neymiş? Kısaca onlardan bahsedelim. Şimdi bu kurs baştan sona kadar bir SAS kursu değil. O nedenle çok ayrıntısına girmeyeceğim. İsterseniz kanalımda yeni başlayanlar için SAS dersi var. Ona bakabilirsiniz. Şimdi öncelikle neymiş bu programsal avantajlar? Variables, yani değişkenler. Biz ne yapabiliriz? SAS kodu yazarken değişkenler oluşturarak bu değişkenleri kodumuzda tekrar tekrar kullanabiliriz. Burada görmüş olduğunuz gibi mesela biz ne yapıyoruz burada? İşte font ve primary color için belirli değişkenler oluşturuyoruz. Sonra bunları kullandığımız zaman o değerler yerine bu değişkenleri kullanarak ne yapıyoruz? Tekrar tekrar bunu kullanabiliyoruz. Şimdi burada hemen şöyle bir ipucu vereyim. CSS 3'te de değişkenler var ve az çok benzer işlevler yapıyor. Şimdi yani çok detayına girmemekle beraber artık bu değişkenlerin avantajı çok çok fazla kalmadı diyebiliriz. Şimdi gelelim nesting bölümüne. Şimdi nesting iç içe yazma anlamındadır arkadaşlar. Mesela biz klasik CSS, bir de bunları biz yapacağız. Yalnızca şu an üzerinden geçiyormuşum gibi düşünün. Buralar çok oturmadığı zaman kesinlikle bir şüphe olmasın. Bunları tekrardan biz yazacağız zaten. Şimdi CSS kodlarını yaptığımız zaman ne yapıyoruz? CSS seçicileri böyle yan yana belirtiyoruz. Ancak SAS kodları yazarken bunları nested bir şekilde, yani birbirinin içine geçecek bir şekilde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Şimdi üçüncü önemli özelliğimiz şimdi partials'lar. Eğer şimdi belirli tekrar tekrar kullanmak istediğimiz belirli kod yapılarını, mesela neyden bahsediyorum? Şimdi biz genel SAS yazarken örneğin değişkenler oluşturacağız, tamam mı? Bu değişkenleri tek bir SCSS dosyası yerine farklı dosya parçalarına ayırabiliriz. İşte değişkenleri bir yere yazabiliriz. Mixinleri bir yere yazıp sonra bunları ana SCSS dosyamızda toplayabiliriz.
Burada modüller de aynı şekilde SCSS dosyalarını farklı modüllere ayırabiliriz. Mesela base SCSS şeklinde ne yaparız? Belirli temel bir temel özelliklerimizin olduğu bir dosya oluşturup sonra bunları import edebiliriz. Mixin'ler de aynı şekilde belirli tekrar edilen kodları mesela örneğin şurada verilmiş. Biz ne yapıyoruz? İşte box oluştururken şimdi CSS yazımında şöyle klasik olarak ne yaparız? Box'ları yazarız yan yana. Ancak burada SCSS'de bunu mixin şeklinde oluşturup bunu tekrar tekrar yazmak yerine şurada görmüş olduğunuz gibi include edebiliriz. Yine extend ve inheritance şeklinde dosyalarımızı alabiliriz. Extend edebiliriz. Tekrardan kullanabiliriz. Bunlara dediğim gibi yeri geldiği zaman örnek üzerinden detaylı bir şekilde konuşacağız. Yani SAS'ın CSS'e göre neyi varmış? Şimdilik şunu bilmeniz yeterli. Belirli programsal avantajları varmış. Şimdi geçen dersimizde ne demiştim ben size? Ben bazen SAS diyorum, bazen SCSS diyorum. Bunlar arkadaşlar SAS kodu yazımında iki farklı sintaks. Şimdi aradaki farklar da şu. Şimdi şu görmüş olduğunuz SCSS yazılımı. SCSS yazımında dikkat ederseniz neler var? Noktalı virgüller kullanıyoruz ve iç içe yazımında şu parantezler kullanıyoruz. Eğer biz bunu SAS sintaksı olarak yazsaydık şuradaki noktalı virgülleri ve parantezleri kullanmıyoruz arkadaşlar. Açısındaki tek fark bu. Farklı iki sintaks şeklinde düşünün. Biz bu dersimizde ne yapacağız? SCSS şeklinde SCSS sintaksını kullanacağız. Yani noktalı virgüllerimiz olacak ve şuradaki parantezlerimiz olacak. Bakın nesting'de bunu daha iyi görebilirsiniz. Bu ne yazımı? Bu mesela SAS yazımında parantezler yok ve noktalı virgüller yok. Ancak SCSS yazımında parantezler var ve noktalı virgüller var. Neden SCSS yazacağım? Şimdi aradaki SCSS'i okumak daha kolay olduğu için yani iç içe aldığımız zaman parantezlerin bu görüntüsü daha anlaşılır olduğu için ben SCSS kullanacağım. Yani SAS ve SCSS sintaksları yani söz dilimi arasındaki fark da bu. Şimdi ben konuşurken ne dedim? Sintaks dedim. Şimdi bunu söz dizimi olarak da söyleyebilirdik. Tekrar tekrar bunu söylüyorum. Yani bazı İngilizce ya da yabancı kelimeler kullanımımız artistlik olsun diye değil. Siz de ileride bu kelimelerle karşılaştığınızda bir tanışıklığınız olması açısından ilerleyeceğiz. Şimdi gelelim bu kadar konuştuktan üzerine. Şimdi şu saslang.com'u kapatalım. Geliyorum projemize. Şimdi projemize ilk olarak ne yapacağız biliyor musunuz? İlk olarak genel ayarlarımızı yapacağız. Şimdi genel ayarlardan ne kastediyorum? Şimdi kastettiğim şu. Öncelikle şu projemizin son haline baktığımızda belirli burada fontlar kullanıyoruz. Şimdi genel yaklaşım şu şekildedir. Genelde iki farklı font kullanılır. İşte fontlardan bir tanesi normal yazılar içindir. Diğerleri de daha özel olan işte linkler, butonlar da kullanılan karakter şeklidir. Ben de bu dersler serisinde iki farklı font kullanacağım. Bir tanesi şuradaki Open Sans, şurada klasik mesela şuradaki yazılarda. Buradaki yazılarda kullanılan Open Sans. Diğeri ise başlıklarda ve linklerde kullanacağım Changa fontu. Şimdi geliyorum. Öncelikle şimdi şurayı bir sileyim. Tabi dersten önce bir denemesini yaptığım için şurada duruyor. Ne yapalım? Şunların hepsini kaldıralım bir. Geliyoruz. Yani sıfırdan şöyle şunu da kapatayım. Sıfırdan Google Fonts'u açmışız gibi düşünelim. Önce geliyorum şuraya. Changa yazdım. Şuradaki fontunu görüyorum arkadaşlar. Ben Changa'nın yalnızca şuradaki medium kullanacağım. Ne diyorum? Select this style diyorum. Tamam bunu seçtik. Sonra ikinci olarak tekrar geldim. Open Sans yazıyorum. Tabii siz benim kullandığım fontları kullanmak durumunda değilsiniz. Yani farklı istediğiniz
fontları kullanabilirsiniz. Peki fontları nasıl belirliyorsunuz deyince, fontlar için arkadaşlar belirlediğimiz şey şu. Ben genelde şu şekilde yapıyorum. İşte açıyorum Google'ı. İşte best fonts for 2000, işte 2020 için kullanılan en iyi fontlar ya da oyun portali için kullanılan en iyi fontlar, işte restoran web sayfası için kullanılan en iyi fontlar şeklinde araştırıp ona göre belirliyorum. Şurada da Open Sans var. Open Sans'ın da ne yapacağım? Şuradaki yalnızca Lite'ı kullanacağım arkadaşlar. Hani bazıları işte bazı yazılar için ayrı, karakterler için ayrı. Ben dediğim gibi başlıklar, linkler yani özel karakterler için bir font olarak düşündüğüm için onların da medium olması için yalnızca tek medium font seçtim. Şu karakterlerin de normal yazıların da light olması için tek bir font seçtim. Ama siz daha da detaylandırabilirsiniz. Sonra geldik, bu fontları seçtikten sonra ne yapıyorduk? Şuraya geliyorduk. View your selected fonts diyor. Burada arkadaşlar embedded koduna geldiğimiz zaman şurada link var. Şurada import var. Linki alıp direkt HTML koduna ekleyebilirsiniz. Import'u ben hani SCSS yazdığım için şu import'u kullanacağım. Bakın şuradaki import'u alıyorum şöyle. Ctrl C ile aldım. Geldim SCSS kodlarıma. SCSS dosyamın içerisinde olduğu gibi yapıştırıyorum bakın. Şimdi yapıştırmadan önce ne yapalım? Şöyle bir yorum yazayım buraya. Yorum olarak da ne diyorum? İşte font şeklinde yazdık. Ve burada ne yapıyorum? Fontlarımı aldım. Şimdi bu fontların da çalışması için font family'leri belirlememiz lazım. Şimdilik şu font family'yi alıyorum arkadaşım. Tamam mı? Bu font family'yi alıyorum ve şimdilik şurada dursun. Sonra bunu kopyalayacağım. Şimdilik şurada yorum satırının içerisine koydum. Onu sonra kopyalayacağım. Fontumuzu böyle aldık. Fontumuzu aldıktan sonra ne yapıyorum? Fontumu aldım ve genel ayarlarımı yazacağım ben. Şimdi genel ayarlarımı yazmak ne demek? Önce değişkenlerimi oluşturacağım. Şimdi değişken oluşturmaktan kastım ne? Birazdan bahsedeceğim. Şimdi değişkenler arkadaşlar. Değişkenler nedir? Şimdi şu bizim bitmiş olan sayfamız. Tamam mı? Bu bizim bitmiş olan sayfamızda biz şuradaki fontları tekrar tekrar kullanıyoruz değil mi? Bakın şurada font var, işte Changa fontu. Onu şurada da kullanmışım, şurada da kullanmışım, şurada da, şurada da, şurada da. Ne yapmışım arkadaşım? Ben bu fontu defalarca kez kullanmışım, tamam mı? O nedenle geliyorum projemde diyorum ki şöyle başına dolar işareti koyup primary font diyorum, tamam mı? Primary fontu da ne şekilde oluşturuyorum? Primary fontu da geliyorum diyorum ki arkadaşım şuradaki Changa. Aynı şekilde ben yazılar için hangi font kullanıyorum? Yazılar için de Open Sans'ı kullanıyorum. Ve bu fontu da ne yapıyorum? Tekrar tekrar şurada kullanmışım. İşte ilerleyen şeylerde kullanacağım. Şurada kullanmışım. İşte şurada kullanmışım vesaire. Geliyorum onun içinde secondary font yazıyorum. Ve ona da şöyle görmüş olduğunuz gibi Open Sans şeklinde yazıyorum buraya. Şimdi geliyorum ve şunları artık neye gerek yok? Bunlara gerek yok. Şurayı şurayı bir düzenleyeyim. Tamamdır. Bu şekilde ne yaptım? Fontlarla ilgili değişkenleri mi oluşturdum? Yani değişken ne? Biz tekrar tekrar kullanacağımız özellikleri tekrar tekrar kullanmak yerine ne yaparız? Onu bir değişkene atarız.
Bu değişkeni tekrar tekrar çağırırız biz. Örneğin yarın öbür gün projemiz bittiğinde dahi baktık şöyle. Ya babacığım ben şu Çanga fontu beğenmedim. Kalkıp tüm başlıklarda sonra efendime söyleyeyim tüm linklerde bu Çanga fontu değiştirmek yerine ne yapacağız? Geleceğiz. Şurada görmüş olduğunuz primary font değişkeninde şuradaki fontu değiştirerek o işlemi ne yapabileceğiz? Değiştirebileceğiz bu şekilde. Devam edelim. Başka ne değişkenler kullanabiliriz? Bakın geliyorum. Şu bitmiş halimiz şuradaydı. Mesela renkler. Şurada kullandığımız renk. Ben temel olarak iki renk kullandım bu sayfamda. Dikkat ederseniz temel kullandığım renkler ne? Bir şu şuradaki kırmızı. Sonra şuradaki görmüş olduğunuz şuralardaki kullandığım temel siyah benzeri bir rengim var. Şimdi onları yazıyorum. Geliyorum diyorum ki işte primary color diyorum arkadaşım. Neymiş o renk? Şuraya bir not almıştım. Primary color olarak E51515. E51515 hexadecimal kodumu yazdım. Sonra secondary font olarak neyi kullanmışız? 141-51A. 141-51A şeklinde ne yapmış olduk? Temel ikinci rengimizi buraya yazmış olduk. Sonra benim tekrar projeme geldiğim zaman, şimdi dikkat ederseniz karakterler için kullandığım bir gri renk var şuradaki yazılar için. Sonra şuradaki tarih için şurada bir renk kullanmışım. Yorumlar için şurada bir mavimsi bir renk kullanmışım. Şimdi üzerine geldiğimiz zaman dikkat ederseniz bunların rengi değişiyor. Bunu biz yine SAS kodunda Darken ve Lighten metotları kullanarak oluşturacağız onu. Geliyorum burada. Ne demişiz? Date yani tarih alanları için kullanacağım renk hangisiymiş? Date color demişiz. FFB 320. Başındaki hash işaretini unuttuk. Sonracıma arkadaşım ne yazdım? Comment color diye başka bir değişken oluşturmuşuz yorumlar için. Comment color neymiş? 08ABBD. 08ABBD'miş orada oluşturduğumuz renkte ve karakterler için oluşturduğumuz gri color var. Ona da ne demişiz? Şöyle gray color demişiz. O neymiş? 9F oluşturduk. Sonra light color demişiz. Light color'da arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz beyazlıklar için. Bunun için tam beyaz değil de aradaki kontrast daha iyi olması açısından, yani böyle direkt parlak bir beyaz, göz alıcı bir beyaz değil de daha böyle mat bir beyaz vermesi açısından Efe kullanmışım. Geliyorum ona da light color diyoruz ve hexadecimal kod olarak da Efe şeklinde benim şurada küçük harf kullanmışım. Fark etmez ama ben büyük harf olarak belli bir standardı olsun. Kaydediyorum. Bakın şurada watch şeklinde şuradaki watch sası basmış olmamız gerekiyordu. Geçen dersimde göstermiştim bunu. Bunu yazdık. Bakalım şurada CSS kodlarına baktığımız zaman ne var? Şimdi dikkat ederseniz herhangi bir şey yok. Çünkü bunları halen daha SCSS kodlarımızı yazmadık bir yerde. Yani kullanmadık. Değişkenlerimizi oluşturduk ama bunları kullanmadık. Sonra bu arada şunu da belirteyim. Biz buraya değişkenleri yazdık ama daha sonra bu değişkenler için ayrı bir parçalı oluşturacağız. Ona geleceğiz. Şimdilik tek bir dosyamıza yazıyoruz bunları. Gelelim bunlardan sonra şöyle web sayfasının genel ayarlarını, şöyle general settings diyorum.
genel ayarlarını yazacağız. Bu genel ayarlardan bahsettiğimiz ne? Şimdi işte temel font size'ımızı oluşturacağız. Sonra ne yapabiliriz? İşte container için, body için özellikleri yazabiliriz. Ayrıyeten işte linkler nasıl olacak? Yani hiçbir özelleştirme olmadan genel CSS kodlarını yazacağız. Şimdi geliyorum. Burada öncelikli olarak yazmaya yazacağım şey nedir? Bir basit bir reset CSS yazacağım buraya. Şimdi buraya yıldız koyuyorum. Yani tüm her şeyi seçmesi açısından genel selektör olarak. Sonra tekrar yıldız 2. üst üste after sudo klasını yazıyorum. Sonra tekrar yıldız 2. üst üste ne yapıyorum bu kez? Before şeklinde yazıyorum. Ve bunlara vereceğim özellikler şu. Margin 0 olsun istiyorum. Sonra padding 0 olsun istiyorum. Box sizing de border box olmasını istiyorum. Yani dediğim gibi bu dersimizde tüm CSS özelliklerini anlatamam. Onunla en azından temel CSS özelliklerinizi bildiğinizi varsayıyorum. Buradaki box sizing, border box dediğimiz işte padding ve borderları yani sınırları seçtiğimiz kutuya dahil et anlamında söylüyorum. Şimdi burada genel bir CSS, reset CSS'imizi yazdık. Sonra HTML etiketini yazıyorum. Ve HTML etiketine diyorum ki arkadaşım font size 10 piksel diyorum. Yani temel olarak font size'ını sen 10 piksele belirle. Bakın şimdi şu açtığımız zaman ne oldu? Tüm sayfadaki tüm başlıklar 10 piksele, tüm karakterler 10 piksele düştü. Peki bu HTML içerisinde font size 10 piksel ne anlama geliyor? Şimdi biz ilerleyen derslerimizde gördüğümüz gibi RAM yapısını kullanacağız. Yani RAM unitini kullanacağız. Örneğin bu font size 10 piksel ya. Ben atıyorum yani şimdi örnek olmasını söylüyorum. H1'i seçip H1 işte font size'ı kalkıyorum bunu diyorum ki 2.5 RAM diyorum bakın. 2.5 RAM dediğim zaman sayfama bakın. Şimdi şuradaki D500'ün büyüdüğünü göreceksiniz. Nasıl oluyor bu? 2.5 RAM geliyor burada HTML kodunda yazdığımız piksele bakıyor. RAM 1 RAM şuradaki 10 piksele denk. 2.5 RAM'de ne oluyor? 25 piksele denk geliyor. İleride de dediğim gibi konuşacağız ama bunun özellikle responsive çalışmalarda bize çok büyük faydası oluyor RAM yapısını kullanmanın. Şimdilik silelim bunu. Sonra geliyorum ne yapıyorum? Body'mizi açalım. Body'mizde şöyle font family olarak yani tüm ben şuradaki secondary fontu kullanacağım. Geliyorum şurada secondary font değişkenini seçtim. Yani body'de ne kullanacağım? Şuradaki Open Sans'ı kullanacağım. Bakın şu bir değişken kullanımına çok güzel bir örnek oldu. Font family ilgili burada Open Sans, sans serif şeklini tekrar yazmak yerine ne yapıyorum? Şuradaki değişkenimizi alıyorum. Secondary font, pardon şurada da secondary font yazmışız. Bu secondary color olacak. Muhtemelen siz fark etmişsinizdir ama öyle. Secondary font'u geliyorum. Burada ne yapıyorum? Font family olarak yazıyorum. Çünkü neden? Ben hani tüm özel olmayan sayfamdaki işte link ya da başlık olmayan tüm içeriklerin şuranın mesela sonra şuranın falan ne olmasını istiyorum? Open Sans fontunu kullanmasını istiyorum. O nedenle geldim. Font family secondary font şeklinde yazdım. Color olarak ne seçiyorum? Color olarak da gray color'ı seçiyorum. Neden? Benim gray color'ım ne? Şurada görmüş olduğunuz gri renk. Gri rengi temel olan şuradaki başlık ve herhangi bir özelliği olmayan tüm tekstlerin ben ne olmasını istiyorum? Şu şekilde gri olmasını
istiyorum. Bu gri bir renk seçmemin sebebi şu, hem siyahta okunabilmesi hem de beyaz alanda okunabilmesi. Ne yaparız? Bakarız, tasarımımızı yaparken bu renk hoşumuza gitmedi. Ne yapacağız? Gelip tüm her şekilde şurada değişiklik yapacağımıza yalnızca şuradaki değişkeni değiştirmek bizim açımızdan ne olacak? Yeterli olacak. Sonra ne yapalım? Body'de kullanmak istediğim background color var. Background color içinde şöyle light color dediğim o beyazlığı kullanıyorum. Bakın şurada görmüş olduğunuz beyazlıktan bahsediyorum. Şurada görmüş olduğunuz beyazlıktan bahsediyorum. Yani body'mizin rengi şimdilik o olsun. Devam edelim. Sonracıma biz index HTML'i oluştururken ne oluşturduk böyle çoğunlukla? Şu container isimli bir class oluşturduk değil mi? Container ne işe yarıyordu? Container buradaki projemize bakarsak şuradaki içeriklerimizi, bakın şurada dahi içeriklerimizi ortalama belirli bir uzunlukta ortalamamızı yarıyor değil mi? Şuralarda bize boşluk bırakıyordu. Hemen container class'ımızı yazalım. Class olduğu için container şeklinde seçiyorum bunu. Genişlik olarak ne diyelim? Şimdi şöyle maksimum genişlik olarak 114 RAM diyorum. Yani 114 x 10 1140 piksel. Bu 1140 pikseli nereden buldum? Sanırım Bootstrap'ın normal container genişliğiydi. Oradan almışım bunu. O nedenle 1140 kullanıyorum. Siz projenize göre bunu değiştirebilirsiniz. Sonra ortalaması için ne diyorum? Margin. Margin diyorum ki zero. Auto diyorum. Bu da genişliğimde en fazla ne yapayım? Şöyle %100 olmasını istiyorum. Yani genişlik 1140'ı devamlı olarak kaplasın. Kaydedelim. Şu projeme bakarsak bakın görmüş olduğunuz gibi ne yapmış olduk? İçeriğimizi ortalamış olduk. Devam edelim. Container'dan sonra ne verebiliriz? Sayfamızdaki linkleri olmasını istediğim özellikler var. Şimdi önce text decoration none diyorum. Yani herhangi bir alt çizgi olmasın. Text transform uppercase diyorum. Hepsi büyük harfli olmasını istiyorum linklerimin. Sonracığıma neler var? Font family olarak bu kez font family olarak neyi kullansın? Primary font'u kullansın. Tekrar etmem gerekirse primary font neydi? Şuradaki Changa font'umuzu font family olarak primary font'u kullanmamızı istiyoruz. Şimdi normalde color olarak da şöyle söyleyeyim. Color olarak bunu light color vereceğiz. Tamam mı? Ama light color verdiğimiz zaman ne olacak şimdi? Burası bu renkleri göremeyeceğiz. O nedenle geliyorum diyorum ki şu light color'ı şimdilik şöyle bir yorum içerisine alalım. Alt shift A'ya basarak yorum içerisine aldık. O şekilde kalsın. Şimdi çünkü şu yazıları görmek istiyorum çünkü yapacağım değişikliklerde. Tamam, genel ayarlarımız için devam ediyoruz. Yani dediğim gibi şimdilik bu genel ayarlar sıkıcı geliyor olabilir ama ne yapacağız? Bunlar bizim ileride birçok işimizi kolaylaştıracak. Unordered list için kullanmak istediğim ise bakın şurada noktalar var dikkat ederseniz. Ancak ben UL etiketleri için ne olmasını istiyorum? List style'ın none olmasını istiyorum. Yani şurada görmüş olduğunuz noktalardan kurtulduk. Başka ne yapabiliriz? IMG etiketini seçiyorum. IMG etiketi de arkadaşlar genişlik %100 olmasını istiyorum. Yani herhangi bir şekilde normal genişliği içinde bulunduğu divi açmaması açısından. Kaydediyorum arkadaşlar. Şöyle genel olarak ne yapmış olduk bu dersimizde? Bu dersimizde şu genel ayarları yazmış olduk. Dediğim gibi buraya yazdığımız şu an için belli SCSS kodlarının bir kısmını farklı dosyalara alacağız. İleride de yeri geldiğinde de onu konuşacağız. Bakalım
yarım saate gelmişiz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.